kaldığımız otel. Thank you. Ve sonunda odama geldim. Ben tek kalıyorum arkadaşlar. Şöyle kısa bir oda turu yapmak istiyorum size. Burada yatağım var. Burada tek başıma uyuyacağım. Kocaman yatak. Bu şekilde çok tatlı, minik bir oda. Ve şöyle bir çalışma masası tarzında işte bir şey var. Sonra manzaram. Hazır mısınız? Ben de ilk defa sizinle göreceğim. Wow! Bakar mısınız? Çok güzel. Ya camı açalım. Ay üstten açılıyormuş. Bir dakika, bu tam açılmıyor mu? Tam açılmıyormuş. Şansınıza küsebilirsiniz. Ben de şansıma küsebilirim. Manzaram gerçekten alev alev. Ve bu şekilde bir televizyon var. Yani bunu izlemeyeceğim büyük ihtimal. Çünkü anlamıyorum yani ne konuştuklarından. Buraya valizlerimi koydum. Burada böyle bir dolap var. Küçük tatlı minik bir oda. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Hemen yatağımın burada, yani arkadaşlar, ve hemen burada odanın içinde şey var, yani duş var. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Ben korkarım bu şeylerden. Ve burada da ben varım arkadaşlar. Şu anda yüzümü net görmenizi istemiyorum. Çünkü uykusuzum, gözlerimin altı mor. Hiç makyaj yapamadım. Yollarda birazcık yoruldum. O yüzden bu şekilde görün. Şimdi makyaj yapacağım ve dışarı çıkacağız, yemek yiyeceğiz. Ay çok güzel buralar. Yok arkadaşlar, şaka gibi. Şu an net duyuluyor. Mesela bu Taksim'de olsa duyulmazdı. Duyabiliyorsunuz değil mi şu an müziğin sesini? Selamlar. Arkadaşlar şimdi böyle bir yere giriyoruz. Bunlardan Türkiye'de çok fazla yok biliyorsunuz. Bakın. Bakalım içerisi nasıl. Yani size gösteremeyebilirim. Çünkü yasak falan diyorlar ya biliyorsunuz. Şöyle bir görün bu kadarcık. Oha, bardaklara bakın. Arkadaşlar bu arada bizim maskemiz olduğu için. Maskemiz olduğu için ikimiz gireceğiz. Evet. Yelizlerin yoktu. Bu maskeye burada çok önem veriyorlar. Giremiyoruz hiçbir yere. Allah'tan bana Cemre abla almış. Ay oyuncaklara gidelim bakın. Ne kadar güzel. Olmasam hepsini almak isterdim biliyor musunuz, ama almayacağım. Hepinize yeniden merhaba aşklarım. Videoma hoş geldiniz, vloguma hoş geldiniz. Bugün sizlere Berlin'den selamlar diyorum. Berlin'e geldim. Aslında dün geldim. Zaten kısa kısa videoları izlediniz. Dün sizlerle bu şekilde konuşmalı bir başlangıç yapamadım. Bugün yapmak istedim ve görüyorsunuz... Bir şey söyleyeceğim, dur. Fark ettiniz mi? Çok heyecanlandım. Ay şu anda kafam böyle kalıyor yani. Şey olmasa. Sandalyede böyle oturuyorum. Ama ne yapayım? Çok yüksekte kalıyor. Dur. Ben çok mu aşağıdayım? Böyle oran şeyi var. Oran aynı olması lazım. Çıldır çıldır. Ay! Ah.
Ay yarım saattir videoyu başlattım sanıp konuşuyordum. Bilmiyorum o görüntüler var mı şu an. Çözemedim yani ben bu kamerayı. Dün geldiğim zaman bu şekilde video başlatamadım. Aslında benim hayalim evde başlatıp işte konuşarak konuşmalı bir şekilde buraya gelip göstermekti falandır filandır. Ama gözlerim çok şişti ve gerçekten çok yorgundum. Ne makyaj yapabildim ne bir şey. O şekilde çekmek istemedim. Canım istemedi. Aslında tek hayalim uçakta bayağı bir yorulduğum için otele gelip uyumaktı. Ve uykusuzdum da biraz. 4 saat falan uyudum. Erkenden kalktık çünkü uçağa yetişmemiz gerekiyordu. Eğer uçağı kaçırırsak felaket olabilirdi. Gelemeyebilirdik buraya. Sonra geldim, baktım çok güzel. Dedik ki bir gezelim. O yorgunluğumu bir kenara atıp makyaj falan yapmadım. Üstüme hemen bir şeyler geçirdim. Burada işte sokakları falan gezdik. Ama asıl bugün tatil günümüz. Bugün daha güzel yerlere gideceğiz. Dün sadece buranın sokaklarını falan gezdik. Kısacık bir bahsedeyim. İnsanlar burada çok garip geldi bana, bilmiyorum. Çok güzel aslında. Şöyle, trafik yok. Trafik olmaması aşırı güzel. İnsanlar bisiklet kullanıyor. Yani herkes bisiklet kullanıyor. İstanbul'da en son bisiklet kullanan bir insan ne zaman gördüm diye sorarsanız. Galiba 3-4 ay önce falan. Yani bilmiyorum. İstanbul'la burayı karşılaştırırsam eğer, ya da Türkiye ile işte burayı, çok değişik. Yani arkadaşlar gerçekten. Mesela şöyle söyleyeyim size. Otobüs geçiyor, tamam mı? Onun sesi çok net bir şekilde duyuluyor. Geçme sesi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çünkü insanlardan çıt çıkmıyor. Hani bizim burada şey olur ya, böyle bir gürültü olur, onu anladınız. Böyle bir gürültü olur ya hani. O gürültü burada yok. Trafik yok. Herkes bisiklet kullanıyor. Ve çok sessiz bir şehir. Ama çok da güzel. İnsanlarını da sevdim ben yani. Konuşamasam da. Bilmiyorum çünkü. Ama öğreneceğim. Öğreneceğim ve bir gün buraya geleceğim. Ama bilmiyorum, Türkiye'yi değişmem yani. Ne bip bip bip, herkes bana mesaj atıyor ya. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'yi özledim birazcık. Türkiye'yi gerçekten değişmem. Burası da çok güzel. O kadar güzel fotoğraflar çekilebilecek yerler var ki, insanlar çok sessiz, sakin bir şehir ve çok güzel yani. Buradan bakınca benim manzaram da çok güzel. Şu an manzaraya bakarak söylüyorum bunu. Canlı canlı. Ay çok güzel bir şehir ama ben alışık olduğum için midir nedir? Ben değişmem Türkiye'yi. Her neyse, işte bugün makyaj yaptım. Bir şey fark ettiniz mi? Ne oluyor, tık tık mı etti benim kapım? Bir şey fark ettiniz mi? Bugün eyeliner yaptım. Biliyorsunuz gözlerimde mikrop vardı ama yaklaşık 1-1,5 haftadır falan sanırım o şeyleri, damlalarımı kullandığım için, tedavimi gördüğüm için artık dedim yapabilirim. İnşallah bir şey olmaz. Bugün güzel güzel fotoğraflar çekmek istiyorum, videolar çekmek istiyorum. O yüzden göz makyajı ve eyeliner yapmayı o kadar çok özledim ki yapmak istedim bugün. İnşallah bir şey olmaz. Bilmiyorum, şansa bıraktım artık ama gözümün içerisine hani sokmadım. Normalde ben gözümün içine soka soka rimeli falan sürüyordum. Yayınlarımı izliyorsanız eğer, izleyenler bilir. Bugün güzel etkinlikler var ve şu anda işte kahvaltı yapmaya gideceğiz yetişebilirse. Kahvaltıdan da kısa bir görüntü alırım. Üstümü hala değişmedim. Böyle oturuyorum ama makyajımı yaptım. Bir parlatıcı falan sürüp bir de üstümü değişip belki saçımı yapıp hemen oradan dışarı çıkabiliriz. Buranın lezzetleri de böyle çok farklı. Yani çok bir şey denemedim ama baktığım zaman böyle marketlere falan, ay bilmiyorum, çok yabancı geldi. Aşırı yani, ülkem canım, ülkem yani Türkiye. Çok değişik geldi. Çok güzel ama öyle arkadaşlar. Daha ne konuşacağım yani, girişini de yaptım. Daha bir şey konuşmayacağım. Gezeceğiz işte. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Şu anda biz Berlin'e geldik. Yarın değil, diğer gün sanırım. Yani burada 2 gün kalacaktık. 2 gece yani. Yarın değil, diğer gün ya da yok. Bugün mü? Aa 2 gece olunca. Bir dakika. Buradan Amsterdam'a da geçeceğiz. Yani 2 ülke gezmiş olacağız. Sadece Berlin'de kalmayacağız. 2 gece Berlin'de, sonrasında tren yolculuğu yaparak Amsterdam'a geçeceğiz. Asıl eğlenceli olan şeyler aslında Amsterdam'da olduğunu söyledi bana Cemre abla. Gökyüzü salıncağı falan varmış. Efendim, geliyorum. Vlog çekiyorum da. Hemen gitmem lazım benim arkadaşlar. İşte söylediğime göre asıl eğlenceli olan taraf Amsterdam dedi. Dediler bana. Şimdi gezelim bugün. Ama burası çok güzel. Çok güzel fotoğraflar çekmek istiyorum. Çok güzel. Yani çok güzel burası. Ama Türkiye'me değişmiyor. Ay arkadaşlar, her şey bitmiş galiba. Biz bayağı bir geç kalmışız. Bunlar ne? Bunları ben hiç bilmiyorum. Fasulye mi? Sabah. Sabah, evet. Çok sabah. Bu ne? Bacon. Sevmem ben böyle şirin arkadaşlar. Zeytin, peynir nerede? Burada mı yoksa? Ay çok güzel ya. Bunlar ne böyle? Şekerleme bunlar.
Şok oldum. Burada hiçbir şey yok. Leyla, ben bir şey göremiyorum. Bunlar da böyle, bunlar da böyle. Aa, güzel canım, bak şimdi gördüm. Leyla gördüm, evet. Bak bakalım bizim. Dur göstereyim size arkadaşlar. Çok garip. Yani şey, akşam öğle yemeği, akşam yemeği gibi bazı şeyler ama güzeldir yani. Ha, ben şunlardan yiyeceğim galiba. Ha, bakın. Şimdi şöyle bir içerisini göstereyim size. Anladığım kadarıyla buradaki insanlar çok alkol tüketiyor ya da ısınmak için işte. Öyle birkaç shot falan. Ama çok güzel şu an burası. Tamam, hadi yemeğimi yiyelim. Sen nasıl çıkarsan. Bunlar benim gözüme güzel geldi. İçinden ceviz çıktı. Bomboş. Boş. Arkadaşlar, biz gerçekten çok geç kaldığımız için çeşit kalmamıştı. Yani tabağımı görüyorsunuz. Yakın çekim olarak da çektim size. Bakalım yiyelim nasılmış. Ekmekler güzel gibi görünüyor ama yumurtadan pek emin değilim. Söyleyeceğim size yedikten sonra nasıl beğendim diye. Çok iyi özellik. Aa, başlattım, kayda çıkmaymış ki kamera. Arkadaşlar, şimdi odama geldim. Saçım birazcık karışmış. Onları tarıyorum. Giyineceğiz. En geç 11.30 gibi dışarı çıkacağız. Ve gezmeye başlayacağız. Şu anda saat 10. Daha tarayayım. Ay, bugün saçımı nasıl yapsam acaba? Maşa mı yapsam, düzleştirsem mi? Hadi maşa yapayım. Maşa yapmak için hazırım. Evet arkadaşlar, şimdi makyajımı yaptım, geldim, ruj sürdüm ve saçlarımı da birazcık düzleştirmeye çalıştım. Tam olmadı ama. Böyle bir kot pantolon giydim. Boydan gösteremiyorum artık, dışarı çıktığımız zaman orada çekeriz. Böyle beyaz bir ceketim var. İçimde beyaz bir şey var. Kot pantolon, kolye ve küpe. Ve bilek, bu da var. Bileğime de böyle bir şey taktım, bileklik. Ama bu çok görünmeyecek böyle olduğum için. Ya bir şey diyeceğim. Bu arada hava çok soğuk. Dışarı çıktık kahvaltıdan sonra. Çok soğuk hava. Ama bu şekilde fotoğraf çekmem gerekiyor. Yani üşürsem de artık yapacak bir şey yok. Güzel fotoğraflar için dayanmalıyım. Arkadaşlar, şu an metroya geldik. Metroya binip gideceğimiz yere gideceğiz. Buradaki metroları görmek istedik. Aslında taksiyle geçiyorduk ama yani güzel olduğu söylendi metroların, bilmiyorum. Şey gibi değil hani, Türkiye gibi değil, sakin. Ay, ben bir şey çekerken insanlar bana dik 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 bakıyorlar yani. Beni anlıyorlarsa şu an gerçekten ayıp. Yaptığımız ayıp. Bak bakıyorlar yani. Saçlarımla mahvoldu ya rüzgar. O kadar yapmıştım. Ha, bu arada ben bunu söylemeyi unuttum. Saçlarım düzdü, bukle bukle yaptım uçlarını birazcık ama bozuldu yine. Bak, yine bakıyorlar. Bakıyorlar. Metroyu göstereceğim size. Ay, çok güzel. Bunun önünde bir fotoğraf. Bir fotoğraf çekeyim ben burada. Bugün yanıma bir kombin almadım. Tek kombinim. Saçlarım var. Bilet alıyorlar. Ben de böyle vlog çekiyorum. Şimdi gidecek. Bir gün beklemek güzeldir ama doğrudur aktı. Sözler. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Çok hızlı geçti. Hadi kapattım ben. Gittiğimiz yerde görüşürüz. Arkadaşlar, şimdi metrodan indik. Öyle yürüyoruz. Metro da gidiyor. Bay bay metro. Bay bay. Bakın, şimdi geldik. Burası ne? Brandenburg kapısı. Brandenburg kapısı. Brandenburg. Şimdi burada bir sürü fotoğraf çekeceğim. Ama bir şey diyeceğim. Burası şu anda çok kalabalık. Fotoğrafım istediğim gibi çıkmayabilir. Aslında dün
Gezip gördüğümüz yerlerde daha güzel fotoğraf çekilebilir gibiydi. Bilmiyorum, deneyeceğiz bir şeyler. Öpüyorum. Arkadaşlar yine şey, bisiklet her yerde. Arkadaşlar şimdi fotoğraflarımızı, videolarımızı çektik. Böyle bir yere geldik. Aşırı soğuk, ellerimi hissetmiyorum. Şimdi kahve falan içmeye bir yere gideceğiz. Bakın burada da çok güzel bir ağaç var. Böyle yerler var. Ya benim ayakkabılarım. Şimdi kafeye gidelim. Açacağım kamerayı, biraz sizlerle konuşacağım. Konuşmam gereken şeyler var. Aşırı sinirlerim bozuldu. Çok üşüdüğüm için hırka giydim. Ve bir şey söyleyeceğim. Ayakkabılarım, ayaklarım çok acıtmaya başladı. Zor zor yürüyorum gerçekten. Bakın böyle yürümeme bakın. Arkadaşlar burası Berlin'in birleştiği nokta. Ve buraya geldik şimdi. Şöyle göstereyim. Cemre Hanım, Cemre Hanım. Bize de anlatır mısınız acaba? Burası Doğu Batı Berlin'in geçiş noktasıydı. Buradan arabalar işte özel izinlerle geçiliyordu. Artık bu Doğu Batı Berlin'e ayrıldıktan sonra da burayı simge olarak, hani bir hatırlatma olarak bıraktılar. Ve burada normalde görsel amaçlı askerler de yer alıyor ama şimdi onlar da yok. Zaten birazdan da İlksalt Galeri'ye gideceğiz. Orada da duvarın, aslında göreceğiz o duvarın yıkıldığı anı ve grafitilerle süslü olduğunu da göreceğiz. Wow! Wow! Ay arkadaşlar aşırı soğuk ya. Şu hırkamı iyi ki almışım yani. Bir de hırkanın üstüne mont alsaydım keşke. Öksürmeye başladı. Saçlarım falan hep rüzgardan mahvoldu yani. Allah'tan dedim bir maşa yapayım. Ayaklarım da hala acıyor. Böyle yürürken full çekeceğim, sizlerle konuşacağım. Öyle bir karar aldım. 14 dakika yürüme. İşte buralar çok güzel ama çok soğuk. Yine her zamanki gibi trafik yok. Mesela buranın İstanbul olduğunu düşünsenize, bu yol nasıl dolu olur. Yani o korna sesleri, düt 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 düt, insanların sesleri falan. Ha bakın. Burada hediyelik eşya dükkanı. Evet. Şu mesela bunlar 5 euro ama burada paralar var. Bunlar eski. Bunlar 3 euro falan. Büyük ihtimal şeyler böyle. Baksana çok eski armalar falan. İnanılmaz eski şeylerin üzerinden belli burada. Belki askerlerin şeyleri gibi. Keşif yapıyoruz, dünyayı geziyoruz. İlk tarihte de gidiyoruz. Burası daha pahalıymış buradaki şeyler. Evet, burası. Tam yeri çünkü. Evet, bir de Almanlar çok şey, gerginler. Çok gerginler. Soğuklar çok yani. Şimdi taksiye bindik arkadaşlar. Hani size bir şey söyleyecektim ben. Dedim sinirlerim bozuk falan. Ay bugün 3 tane video attım TikTok'a. Keşfetim kapan, bir şeyler ol. Yaptın video mı? 1 saatte yapıyorum. 2000 beğeni mi ne aldı? Şimdi Allah'tan açıldı, bir tanesini arşivledim ama üst üste video attığım için de olabilir. Ya da farklı sebeplerden dolayı olabilir. Güzelim videolar. Güzel mi? Ne oluyor yani güzel gerçekten? Bas kaza işte sana tas kafa. Var mısın yok musun benle bu yarışa? Yoksa yersin bunu ver. Hangi şehirden geldiniz? İstanbul'da. Evet. Videonun biri 81K, biri 119K ama bu yarına kadar toparlar. Eğer bu şekilde izlenmeye devam ederse konumla da alakalı olabilir. Ben videoları yarına ya da artık buradan döndükten sonra, yarına değil ya. Ha, ne buradan döndükten sonra atacağım. Bak kafam karışıyor.
Soğuk çarptı arkadaşlar. Soğuk soğuk. Arkadaşlar şimdi geldik. Bakın bu şekilde. Ama içeride çekim yapmak yasak olabilirmiş. Belki çekemeyebilirim. Çekebilirsem de şansımı deneyeceğim. Arkadaşlar şimdi Yahudi Müzesi'ne giriş yaptık. Çekebiliyorum video. Ben de bile bu. Öyle. Ama sadece kamerayla. Hani bu tripod yok şu tripod an. Olan evet. Kamerayı onu çıkarttılar. Ne alakaysa. Ha burası o mu? Ben de gidiyorum bunu. Olacağım yani. Biraz göstereyim size içerisini. Şarkı aç diyor. Şarkı mı? Böyle evet şarkı aç diyor. Ben burada topuklularla düşerim. Ben fıtık fıtık koşayım mı şimdi? Arkadaşlar durum güncellemesi. Biliyorsunuz sabah topuklu ayakkabı giymiştim. Sonra benim bir ayaklarım acımaya başladı. Ben bir yürüyemedim falan filan. Benim yüzümden otele geldik. Spor ayakkabı giydim. Bir de üzerime kalın bir şeyler giyip mont giydim. Uzun kollu giydim bu sefer. Şimdi de nereye gidiyoruz Cemre abla? Kreuzberg'e gidiyoruz. Evet şu an çok mutluyum. Çünkü neden? Spor ayakkabı giydim. Ve üşümüyorum. Üzerimde hem mont var. Neyse çok güzel fotoğraflar çıktı. Büyük ihtimal siz bu vlogu izlerken o fotoğrafları zaten görmüş olacaksınız. O güzel fotoğraflara bence değerdi. Sizce değer miydi, değmez miydi? Bence değerdi. Arkadaşlar şarjım çok az bitebilir. Günün tamamını belki çekemeyebilirim. Telefonla devam edersin. Diğer kameramı alsaydım keşke. O da vardı. Neyse görmeyi verin. Ya da Instagram'dan takip edin Ceren Yıldız. Evet arkadaşlar şimdi Kreuzberg'e geldik. Öyle en geziyoruz. En çok yaşadığı yer belirtmek evet. İsterim. Selam. Türkleri özledim. Türkiye'yi özledim. Türkiye'm. Şimdi bakalım ne kadar Türk göreceğiz. Ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Biz buradan geçmemiştik miydik ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şimdi çok acıktığımız için bir yemek yiyeceğiz sanırım. Değil mi? Evet. Sonra da gezeceğiz işte burayı. Öyle. Burası da güzel bir yer. Ama dün gezdiğimiz yerler daha güzeldi bence. Ay bak, kuşa bakın, kuşa. Kuş, kuş gel buraya. Seveyim. Arkadaşlar bakın ne bulduk. Bakın tatlılara bakın. Özlemişim. Ya Türkiye'de gibi hissettim kendimi şu an. Çok güzel.
Evet, böyle bir yere geldik. Yemek yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi yemek yemeye geldik. İçeri girer girmez Türk kokuyordu. Yani gerçekten çok mutlu oldum. Şimdi burada Türk yemekleri varmış daha çok. İşte yemek söyleyeceğiz. Pahalı mı sen gibi gittik değil mi? Pahalı mı? Şu an menüyü göstereceğim. Bakın menüyü göstereceğim. Paça çorbası 5 euro. Arkadaşlar İskender söyledim ben. Selam arkadaşlar. Odama geldim ve şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Şimdi şöyle en başını anlatayım. GoPro'nun şarjı bitti. Benim kendi kameram da odada kalmıştı. Bunun şarjı var. GoPro şu an yanımda yok. Onunla çekemiyorum. Kendi kameramla çekiyorum. Ama yine de size aldıklarımı göstermek için aşırı heyecanlıyım. O yüzden dedim ki Ceren, bu kameranın şarjı yoksa bile telefonunla çek. Ne yaptık? Aslında çok önemli bir şey yapmadık. En son işte yemek yemeye oturmuştuk. Orada bir Türk restoranı bulduk ve orada ben İskender yedim. Onun da böyle kısacık bir görüntüsünü aldım. Onu zaten koymuşumdur büyük ihtimalle. Kameranın da şarj bitmesin lütfen yani. Sonrasında bugün son günümüz bu arada. Yarın trenle Amsterdam'a geçiş yapacağız. Alışveriş edelim dedik madem burada son günümüz. Şimdi size aldıklarımı gösteriyorum. Çok tatlı şeyler aldım. Bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Bir sürü maske aldım. İlk önce... Bir dakika, bunu hiç göstermeyeyim. Hediyelik aldım iki tane. Yani hediyelik derken aslında kendime aldım. Kendime hediye aldım. Bir anı, bir hatıra olsun diye şöyle şeyler aldım. Bunları story'de paylaşırım. Orada görürsünüz. Şu anda açmak istemiyorum. Çünkü açarsam yeniden bu şekilde yapamam. Ve bunlar kırılabilir. Kırılmasını da istemiyorum. Şöyle... Bunları göstereceğim şimdi. Az önce geldik zaten. Primark diye bir yer var. Oradan aldım bunları. İlk önce bununla başlayacağım. Bu, ben böyle şeyleri çok seviyorum. Ayrıca bu kadar büyük bir makyaj çantasına çok ihtiyacım vardı. Yani ben bunu makyaj çantası olarak kullanacağım. Bilmiyorum insanlar ne için kullanıyor. Onlar da büyük ihtimal makyaj çantası için kullanıyor ama yalnız makyaj çantası için kullanıyor. Makyaj çantası olarak kullanıyor. Benim bir seyahate falan giderken çok fazla makyaj götürmem gerekiyor yanımda. Yani ben öyle yapıyorum. Mesela göstereyim mi size? Bak, bekleyin. Bir de şöyle bir şey var. Ben göz makyajı yapmayacağım diyerek bu kadar az şey getirdim. Göz makyajı yapacağım diyerek hazırlasaydım bunları büyük ihtimal bir 10 tane falan far paleti, obuşu koyardım. Sadece işte rujları falan getirdim kullanabilirim diye ama gerçek şu ki birçoğunu kullanmıyorum. İçlerinden en fazla 10 tanesini kullanıyorum. Her neyse, işte böyle büyük bir şeye ihtiyacım vardı. Buna makyajlarımı koyacağım. Böyle bir şey aldım. Şimdi bunun fiyatına bakıyorum arkadaşlar. Tüm ürünlerime bakacağım bu arada. 8 euro bu. Yani yaklaşık ne kadar ediyor? Ya öyle saymayacağım. Neyse, öyle sayınca çok fazla vermişim gibime geliyor. Buraya gelirken 10 bin lira çektim. O da 605 euro ediyor. Burada da 605 euro mu harcıyorum ama buradaki her şey gördüğünüz gibi ucuz yani buranın parasına göre. Yani 2 euroya tişört falan var arkadaşlar, yemekler de ucuz. Ama Türk parasına göre değil şey ama öyle hesaplamayacaksınız, buranın parasına göre hesaplayacaksınız yoksa çok gidiyormuş gibimize geliyor. Bu işte böyle bir şey almak istesem Victoria'da falan bu kadar büyük bir şey 1000 lira falan ama bu uygun yani bence. Ne çok konuştum bunun hakkında. Çok güzel şeyler aldım bak şimdi. Bak geliyor, hazır mısınız? Ben böyle harfli şeylere bayılıyorum. C harfi olan bir tarak aldım. Tarağım vardı, hiç gerek yoktu ama hoşuma gitti C harfi olması. Seviyorum böyle şeyleri. 4 euro bu da. 4 euroya almışım. Şimdi bakalım ne geliyor. Oo, bunu en sona saklayacağım. O yüzden videoyu sarmayın sakın bunu görmek için. Görünmedi değil mi? Bu şekilde tuttum. Bunu görmek için videoyu sarmayın geriye. Hepsini izleyin. Bunu en son göstereceğim. Sonra böyle şeyler, aslında ben böyle TikTok'ta gezinirken videolara denk geliyordum. Hani bir siyah nokta sıkma şeyleri var ya, aslında çok siyah noktam yok. Ama bazen temizlemem gerekiyor ya da cilt temizliğine, cilt bakımına gitmem gerekiyor. Bir de o videoları görünce bunlardan çok merak ettim. Dedim şöyle şey alayım. Bunun fiyatı zaten 1,5 euro. Bunu aldım. Sonracığıma bakıyorum.
böyle şey, bu 3,5 euro. Bunlardan ben çok kullanıyorum. Sürekli şey yani, benim sürekli değiştirmem gerekiyor bunları. Beauty Blender. Bunlardan aldım. Sonracığıma Venüs'üm, benim bebeğim, benim aşkım, ne yapmış biliyor musunuz? Şarj aletimin kablosunu kemir 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 mahvetmiş. Böyle bir şey alayım dedim. Bu kadar tatlı bir şey görmüşken bunu alayım dedim. Fiyatı 6 euro. İşte böyle pembe, tatlı. Bu karakterin adı neydi? Neydi bu karakterin adı? Yazar mısınız yorumlara? Benim hızlı şarj normalde ama kablosundan değil de başlığından etkileniyormuş. Ben şey sanıyordum. Şimdi hepsini değiştireceğim falan, hani hızlı şarj alacağım yeniden falan diye düşünüyordum. Sonra sordum, öyle değilmiş yani. Aslında mantıken düşünce kabloyla alakalı olmaz. Başlığıyla alakalıdır. Uyar bu büyük ihtimal. İşte böyle bir şey aldım. Çok hoşuma gitti bu da. Bu arada yorumlara bir de şey yazmanızı istiyorum. En çok beğendiğiniz ürünü, yani benim aldığım ve sizin bu ürünlerin arasından en çok beğendiğiniz ürünü. Hatta Instagram hesabıma SS alıp DM olarak gönderebilirsiniz. Bakın maske geliyor. Bunların hepsi çok ucuz. 1 euro bile değil. Yani ne kadara denk? 10 lira falan işte parasıyla bakınca, lirayla bakınca. Böyle bir maske. Maskeleri hızlı hızlı göstermişim ama çok güzel maskeler. Bu maskeleri sizinle birlikte belki yayında deneyebiliriz. Belki de bir YouTube videosunda deneyebilirim. Ama kaç tane maske var ki? 4 tane maske var. Evet. 4 tane maskenin nesini deneyim YouTube videosunda. Yayında deneriz bunları arkadaşlar. Ama hepsini aynı anda yüzüme yapamam. Kafa karıştırıcı. Bak şimdi geliyor. Geliyor, hazır mısınız? Geliyor. Şöyle ayakkabılar aldım. Aslında ben böyle şey, böyle ayakkabılar giymiyorum, beni biliyorsunuz. Oradan rengi birazcık açık mı görünüyor yoksa? Burada daha böyle yeşil. Orada biraz gri gibi görünüyor. Işıktan dolayı. Ben böyle ayakkabılar giymiyorum ama bunların fiyatı 9 euro. Ve bunları bir şeyle kombinlerim falan diyerek aldım. Hemen kombinlediğim üstü de gösteriyorum. O da bu. Bu da çok hoşuma gitti. Aslında renkleri tam olarak birbirine uymuyor. Ama neden olmasın? Yani beyaz bir pantolon ve şundan bunu işte takarım. Böyle, bunları biliyorsunuz. Bunu fiyatını söyleyeceğim size. Onu attım o yüzden pakete geri. İşte beyaz pantolon bunlar. O şapka çok sportif ve aslında günlükte şık bir kombin olabilir diye düşündüm. Ben seviyorum öyle şeyleri. Bunu da çok beğendim. Beğenerek aldım yani. 10 euro bu da. Bu şekilde. Bunu da buraya koyalım. Ayakkabı örneklerini söyledik. Bunun fiyatı, bu da 4. 4 euro bu. Böyle şeyleri çok seviyorum. Böyle şapkaları. Sonracığıma böyle bir şey aldım. Böyle pembe, tatlı, çiçekli. Ben seviyorum. Gerçekten seviyorum böyle çiçekli olan şeyleri, pembe olan şeyleri. Yeliz'in de aklına girdim. Yeliz de bunun farklı desenli olanından aldı. Hep belki ikimiz birlikte Amsterdam'da giyeriz diye böyle bir şey aldık. Bu tek kalmıştı. Ben hemen kaptım bunu. Bir de bunların bedenleri birazcık büyüktü. Ben normalde medium giyiyorum. Aslında small da giyiyorum. Ama small'u, yani bunun small'u bence büyük gibi biraz. Tabii bana olur bu. Ama small'u medium gibi. Bu ne kadar, fiyatını söyledim mi ben size bunu? Söyledim mi? Yazmıyor mu? Yazmıyor galiba. Vallahi yazmıyor. Ya da ben mi göremedim? 10 gibi bir şey olması lazım bunun da. Arkadaşlar aldıklarım bu kadardı. Şimdi valizimi toparlayacağım ve erkenden uyumam gerekiyor. Çünkü erkenden uyanacağım. Ve sonrasında 6 saat tren yolculuğu yapacağız Amsterdam'a. Orada da 3 gece kalacağız. Çok güzel bir tatil oluyor. Aşırı güzel fotoğraflar çektim. Onları editlemeye gidiyorum. O zaman yarın görüşürüz diyorum. Bu çok güzel, değişik ve eğlenceli bir vlog oldu. Yani ben çok mutluyum şu an. Aşırı güzel. Öyle işte. Bana siz kolay gelsin deyin. Gerçi canlı yayın gibi konuşuyorum. Siz bunu izlerken ben İstanbul'da olacağım. İşte ben kendi kendime... Elimi şuraya atınca ben ne fark ettim? Ben unutmuşum. Aklımda o kadar değişik şeyler dönüyor ki arkadaşlar. Böyle kaç gündür onu mu çeksem, bunu mu çeksem haliyle böyle kafam karmakarışık ve unutuyorum şeyler ama çok eğlenceli. Gerçekten çok eğlenceli. Şimdi böyle bir şey aldım. Bu 5 euro. Ben bunun fiyatına inanamadım. Çok güzel renkli bir far paleti. Şöyle bir şey. Hatta yakından da göstereyim. Böyle bir şey. Renklere bir bakar mısınız? O kadar güzel ki.
İyi ki almışım bunu. Bunu gördüğüm gibi zaten aşık oldum dedin. Hemen alıyorsun Ceren. Hemen yaptım böyle kendime. Neyse ben gidiyorum, valizimi hazırlayacağım. Sonra fotoğraf editleyeceğim. Yarın görüşmek üzere. Tren yolculuğunda mı açarım artık, sabah mı vlogu açarım bilmiyorum. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Çok seviyorum ben sizi. Çok seviyorum ben. Bu kadar tatlı olmayın. Hadi bay bay.